aramızdan ayrılacak, başka bir yayına gitmesi gerekiyor. Sayın Şahin, dilerseniz sizle başlayalım. Hem de ev sahipliği de yaptınız ikinci toplantıda. Bu ikinci toplantıdaki görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece kamuoyuna bir yazılı açıklama geldi ama toplantıda gördüğümüz kadarıyla iki komisyon kurulması kararlaştırılmış durumda. Dilerseniz bu zirveyle ilgili görüşlerinizi alarak başlayalım. Öncelikle şunu ifade edeyim ki bu zirveler bundan sonra Türkiye'nin alışacağı zirveler olmasını temenni ediyoruz. Geçmişte bunun çok güzel örnekleri Türk siyasi hayatında var idi. Ancak son dönemde büyük bir özlem ve hasretini çektiğimiz bu tür birliktelikler, yan yana gelmeler bundan sonraki süreç içerisinde periyodik olarak devam edecek, öyle görünüyor. 6 siyasi partinin çok değerli genel başkanlarının 12 Şubat'ta başlatmış oldukları Ahlat Tıpeli'ndeki ilk ziyaret ve sonrasındaki 28 Şubat'la taşlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem özelinde yan yana gelişleri, bundan sonraki süreç içerisinde de ülkenin önemli konularında, önemli başlıklarında yan yana gelip bir değerlendirme yapma gerekliliğini zaruri kılıyor. Ve dün zaten ortak metne de yansıdığı ölçüde şöyle bir cümle geçmiş. Son bir ay içerisinde ülkede meydana gelen bir kısım gelişmeleri de değerlendirdik. Bu son derece güzel bir cümle, benim şahsi kanaatim. Çünkü ülkenin en fazla ihtiyaç duyduğu, ülkenin önemli sorunlarına ortak aklın, istişarenin temelinde bir çözüm bulma iradesinin ortaya konulduğunu bize gösteriyor ve bundan sonraki süreç içerisinde de bunun devam edeceği. Çünkü siyasi partiler birbirleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında mutlaka çok cömert olmalılar. Çünkü tamamı siyasi partilerin ülkenin insanına huzur, mutluluk ve refah getirme arzusuyla siyaset yaptıkları son derece net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bu güzellikleri taşlandırmanın yol ve yöntemi de birbirleriyle yan yana gelerek müzakerelerde bulunmak ve biz bunu şöyle değerlendiriyoruz, bu görüşmeleri rekabet öncesindeki işbirliği anlaşmaları olarak gösteriyoruz. Çünkü seçimlere girerken siyasi partiler mutlaka rekabet edecekler. Ama seçim tarihinden sonraki süreç içerisinde parlamentoya yansıyacak irade, ülkenin sorunların çözümü noktasında yan yana gelmeli. Yine seçimler öncesinde ülkenin çok önemli sorunlarının çözümü noktasında siyasi partiler yan yana gelmeli. Bu 6 siyasi parti bunu gerçekleştirdi. Ülkemiz açısından son derece kıymetli, bir o kadar da umut verici. Ben bu görüntüleri ülkemizin 85 milyon insanına umut vadeden görüntüler olduğunu ifade ediyorum. Ve bu demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'de yürürlüğe girmesini isteyen her kesimin bu masanın etrafında oluşan iradeye destek olması gerekliliğine inanıyorum. Bu sadece 6 siyasi partiyle kalmamalı. Türkiye'nin tüm renklerini bu yapı içerisinde barındırmalı ve demokrasimize hep birlikte sahip çıkılmalı diyorum. Bu nedenle bu dün akşamki görüntülerin ülkemize umut aşıladığının da farkında olduğumuzu, bildiğimizi ifade ediyorum. Sayın Şahin, sizi yayından uğurlamadan önce şunu sorayım. Birazdan Sayın Bingöl ve Sayın Kaya ile ayrıntılı şekilde konuşacağız ama seçim kanunundaki değişiklik teklifi meclise de geliyor. Bu hafta konuşulacak, görüşülecek. Ve bu konuyla ilgili olarak en fazla tartışmalı noktaların başında seçim güvenliği geliyor. Dünkü zirvede de önemli konu başlıklarından birini oluşturuyordu ve bununla ilgili bir komisyon kurulacağı söylendi. Siz bu ittifakın genişlemesi gerektiğini ifade ettiniz ama belki ittifak genişlemese bile en azından seçim güvenliği noktasında diğer muhalefet partileriyle bir görüşme olacak mı? Bununla ilgili komisyonun bir yol haritası var mı? Biz olayı ittifak olarak değerlendirmekten ziyade güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek veren bloğun genişlemesi gerekliliğine inanıyoruz. Buradaki 6 siyasi parti de burada bir ittifak çatısı altında beraber değiller. Önümüzdeki süreç nereye götürür, nasıl bir sonuca evrilir onu hep birlikte göreceğiz. Ancak burada temel motivasyon kaynağımız güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ülkenin bu ucube yönetim sisteminden kurtulması. Bu noktada demokrasi açısından, özgürlükler açısından, hukukun üstünlüğü açısından kim buna destek olacaksa baş tacı edilmesi gereken bir hareket olarak görüyoruz. Yine seçim yasasıyla alakalı da
Gönül arzu ederdi ki toplumun tamamını ilgilendiren bir yasa düzenlemesi meclise getirilmeden önce konunun paydaşlarıyla, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerle, mecliste veya dışarıda temsil edilen ama bu işe kafa yoran siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, barolarla görüşülmek suretiyle bu taslak metin hazırlanıp parlamentoya öne getirilseydi. Ancak maalesef iktidardaki partilerin demokrasi ve hukuka dair bakış açıları bize böyle bir çalışmanın gerçekleşebilme ihtimalini zaten göstermiyor. Dolayısıyla biz onların bir oldu bittiyle seçimlere giderken kendilerini daha güçlü kılabilecek bir sonuca yönelik masa başı yapmış olduğu bu mühendislik faaliyetlerinin karşısında özellikle başta altılı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan siyasi partiler olmak kaydıyla tüm Türkiye'de siyaset kurumunun içerisinde olan ve seçimlere girecek olan partilerin mutlaka seçimlerin güvenliği noktasında bir işbirliği içerisinde olması gerekliliğine inanıyoruz. Niçin diyeceksiniz? Son döneme kadar 1950'den başlamak kaydıyla sandık güvenliği ve seçimlerin güvenliği hakkında vatandaşımızın kafasında çok büyük soru işaretleri yoktu. Türkiye'de sandıktan çıkan iradeye herkesin saygı gösterdiği hepimizin malumu. Ancak son dönemde maalesef Yüksek Seçim Kurulu üzerinden vatandaşın iradesine ipotek konulmaya çalışıldı. Dolayısıyla bizim şu an itibariyle Türkiye'de siyaset grubunun içerisinde olan bizler olarak hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya yansıtmak üzere seçimin güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla milletimiz tedirginliğinin farkındayız. Milletimizde bir tedirginlik var. Ama şu an itibariyle seçmen müsterih olsun. Gerçekten seçim işlerinde deneyimli dev bir hukukçu ordusuyla birlikte altılı masa etrafında ve bunun dışında da HDP'de başta olmak kaydıyla mecliste grubu bulunan her türlü siyasi partinin seçimlerin güvenliğine dair her türlü tedbiri aldığını haricen biliyoruz. Zaman zaman ikili ilişkilerde ve görüşmelerde bu konular gündeme geliyor. Bu noktada vatandaş müsterih olsun. Sandığımıza ve milletin bize emanet ettiği oylara sahip çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu nedenle gerek teknik olarak muhalefet partilerinin işbirliğine, gerekse de sandık kurullarının oluşmasından tutun, sandık seçim tutanak sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'na intikal edinceye kadarki aşamada 195.784 sandıkta halkın ve vatandaşın iradesinin parlamentoya yansıması için gerekli ne tür tedbir alınması gerekiyorsa bu tedbirleri alacağız ve buradan iktidara asla ve asla bir ekmek çıkarttırmayacağız. Çünkü bunca konuşmadan, bunca hazırlıktan sonra hala sandığın güvenliği noktasında gerekli tedbirleri alamadık diyen bir muhalefetin vatandaşa karşı şikayet etme veya serzenişte bulunma hakkının olmayacağına inanıyoruz. Bu noktada sandık kurullarında biz Deva Partisi olarak yasal olarak görevli veremiyoruz. Ancak her sandığa mutlaka bir temsilci göndereceğiz, bir müşahit göndereceğiz ve o sandıklarda en ufak şekilde vatandaşın iradesine helal gelmemesi için her türlü çalışmayı göstereceğiz. Bu konuda da tüm siyasi partilerle ortak bir uzlaşı temelinde bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda hazır olduğumuzu ve bu konuda da adım atmaya her daim var olduğumuzu ifade etmek isterim. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İdris Şahin'e teşekkür ediyorum. Kendisinin yetişmesi gereken başka bir yayın var. Başarılar da diliyoruz. Yayınımıza katıldığı için de çok teşekkür ediyoruz tekrar Sayın Şahin'e. Bülent Bey ve Sayın Bingöl'e de çok çok selamlar, saygılar. Sağ olun. Size de selam, saygılar. Evet, evet. Sayın Bingöl, Sayın Kaya, size de tekrar teşekkür ediyorum sabrınızdan dolayı. Sayın Kaya, siz de başlayalım dilerseniz. Dünkü zirveyle ilgili genel görüşünüzü alalım. Sayın Bingöl'den de birazdan alacağım. Ondan sonra her iki konuma da ayrıntılı sorularım olacak ama Sayın Kaya, sizin dünkü zirveyle ilgili genel görüşünüz nedir? Oradan başlayalım. Yani tabii ortak açıklama üzerinden gidecek olursak birlikte çalışmak ve işbirliği konusundaki kararlılığın net bir şekilde kesin bir ifadeyle vurgulanmış olması elbette kamuoyunun bir beklentisiydi, bir umut oluşturdu. Bu yönüyle bu kararlılık vurgusu metinde öne çıkan ilk unsurdu. İkincisi,
Türkiye'nin hem ekonomik meselelerinin hem de özellikle Rusya-Ukrayna bağlamında dış politikasının da ele alındığını görmüş oluyoruz. Bir diğeri de seçim yasasını Sayın Genel Başkanlar bu altılı partinin işbirliği ve birlikteliğine bir hamle olarak okuduklarını, gördüklerini metinde işaret etmiş oluyorlar. Dolayısıyla iktidarın bu ve bundan sonra gelebilecek hamlelerinin de bu birlikteliğe zarar vermeyeceği noktasında bir kararlılık vurgusunu yine görmüş oluyoruz. İki tane komisyondan bahsediyoruz. Zaten parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ile ilgili 12 Şubat'taki toplantıda liderler konuşmuşlardı. Onun üzerinden bir komisyon vardı. Her ne kadar henüz daha çalışmaya başlamamış olsa da belki de bu toplantıdaki yetkilendirme ve çerçeve bekleniyordu. Bir diğer önemli husus da seçim güvenliği. Tabii seçim güvenliği dediğimiz şey sadece seçim günü kullanılan oylara sahip çıkma süreci değil. İl ve ilçe seçim kurullarının takibi, onların çalışmasının takibi, oralarda yer alma, seçmen kütüklerinin güncellenmesi, takibi, mükerrer oyların önüne geçirmesi, sandık teşkilatlarının kurulması, baş müşahitler, müşahitler gibi çalışmaların yapılması. Yine seçim satım haline girildiği zaman seçim yasakları ile ilgili mevzuata uygun davranma ile ilgili titizlikle takip ve nihayet seçim günü kullanılan oylara sahip çıkarak sabahtan mazbataların il seçim kurullarına teslim edileceği kadar ve resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar olan süreci hep beraber koordine ederek bu seçim güvenliğini de garanti altına Evet. alma hususunda toplumsal bir beklentiye cevap vermiş oldular. Evet Sayın Kaya, müsaadeniz Sayın Bingöl'den de görüşlerini Hayır. alalım. Ondan sonra ayrıntıları konuşacağız. Birkaç sorumuz var. Sayın Bingöl, dünkü zirve sonrası sizin de görüşleriniz nelerdir dilerseniz genel görüşünüzü alarak devam edelim. Zira özellikle iktidar cephesini bayağı rahatsız etmişe benziyor. Birazdan bununla ilgili de sorularım olacak size. Evet Sayın Bingöl, sizin yorumunuzu Evet. alalım. Önce şunu ifade edeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde yani yaklaşık 20 yıllık süreç içerisinde iktidar bu tür diyaloglara kendisini tamamen kapatmış. Bütün çağrılara rağmen bir araya gelmeyi reddetmişti. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın da çağrıları olmuştu. Bir araya gelelim istediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz programda birlikte olalım ve memleket meselelerini konuşalım diye. Ama her seferinde bu çağrıya karşı duyarsız bir davranış geliştirmişti. Zira yaptıkları uygulamalar, Türkiye içine soktukları bu ağır bunalım sürecinde birlikte bir araya gelmeyi reddetmeleri bence doğaldı. Çünkü söyleyebilecek çok ciddi böyle kamuoyu ikna edecek argümanları yoktu. O nedenle hep kaçtılar ve bu tür buluşmaları da engellemeye çalıştılar. Ama sonuçta İttifak koşulları Millet İttifakı ile birlikte şekillendiğinde bunun da bir seçime yönelik ittifak olacağı hep varsayılıyordu. Fakat bugün görüldü ki bu ittifak genişleyerek daha da olgunlaşarak her toplantıdan bir takım somut sonuçlar çıkararak ittifak çalışmaları yoluna devam ediyor. Tabii bu iktidarı son derece rahatsız ediyor. İktidar bu ittifakların, bu bir araya gelişlerin kendi iktidarlarının sorunu beraberinde getireceğini gördükleri için rahatsızlıklarını dışarıda vurmaya başladılar. Her fırsatta küçümseyen, eleştiren, sonucun çıkmayacağını ifade eden bir yaklaşım içindelerdi. Bu dünkü toplantıyla birlikte de Miyim? Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Soylu evet. dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıksın açıklasın. Bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşteki mutabakat metni hangi büyükelçi redakte etti? Çıksın açıklasın dedi. Bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, son derece çirkin, aşağılayıcı bir yaklaşım. O masanın etrafında toplanan siyasi liderler birilerinin aklıyla hareket etmeyecek olgunlukta, birikimde liderlerdir. Ve ne konuştuklarını, ne yaptıklarını, ne tür bir karar alacaklarını bugüne kadar sürdürdüler. Bundan sonra sürdürdüler. Az önce bahsettiğim gibi Süleyman Soylu kendisine yakışanı yaptı. Pişmiş aşa su katmaya çalışıyor. Oraları nifak sokmaya çalışıyor. Her zamanki yaklaşımıyla, anlayışıyla. Bunların hiçbir tanesinin gerçekle ilgisi yok. Ve bunlar zaten sonuç getirecek açıklamalar da değil. İşin sonunda, günün sonunda baktığımızda bu ittifak olgunlaşarak, daha da somutlaşarak ve her buluşmanın
bir sonucunun olduğunu gördüğümüzde Süleyman Soylu ve benzerlerinin bu tür açıklamalar yapması bizce daha önce yaptıkları açıklamaları paralel bir yaklaşım. Son derece yanlış, son derece anlamsız. Söyleyecek sözü olmayanlar yaklaşımlarını ve burayı dağıtmak adına böyle bir takım anlamsız cümlelerle olayı sabote etmeye çalışıyorlar. Bu ne yaparlarsa yapsın bu masa dağılmayacak. Siyasi liderlerin ortaya koyduğu irade son derece saygın bir irade ve bu iradenin sonucunda iktidarın hezeyanlarını anlamak da mümkün. Çünkü ittifak olgunlaşarak devam ediyor. Her toplantı bir sonucu beraberinde, bir somut yaklaşımı beraberinde getiriyor. Ama Süleyman Soylu'nun irite edici davranışı, irite edici sözleri, nifak sokan yaklaşımı sabotajcı bir zihniyetin ürünüdür. Dünkü attığı tweet de bunun bir göstergesi. İttifak konusuna geldiğimizde dün yine uzun süren bir toplantının sonucunda yayınlanan açıklama son derece içerikli bir açıklama. Aslında buna bakıp sonuçlar çıkarmak gerekir. Süleyman Soylu bu tür saboteci yaklaşımın yerine bu açıklamayı önüne alıp buradan dersler çıkarmalı. Yoksa orayı sabote edecek söylemlerin hiçbir karşılığı yok. İttifak çok daha farklı bir yere evriliyor. Zaten bir sonraki toplantının adresi de davetlisi de belli. Yani sonuçta bu toplantılar süre gelecek. Bu toplantılarda önemli kararlar alınacak. Her toplantı beraberinde yeni kararları getiriyor. Rahatsızlığın temel nedeni bu. Bir sonraki toplantının yeri ve tarihi belli mi yoksa ben mi yanlış anladım Sayın Bingöl? Şimdi anladığım kadarıyla bir sonraki toplantı Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Demek ki bu 5 saatlik, 5 saatten uzun süren toplantının sonucunda sonraki adımlar neler olacak, neler konuşulacak, bunlar bile planlanmış, adı bile konmuş. Peki tarih belli mi Sayın Bingöl? Tarihle Demokrat Parti ev sahibi tarih belli mi? şeyim yok. Hayır, tarihle ilgili bir Tamam. bilgi yok ama umut ediyorum Demokrat Parti ve Sayın Genel Başkanı o toplantının içeriğini, yerini, zamanını tespit edip bunu partiler arası ilişkilerle netleştirecekler. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaya. Az önce Sayın Bingöl'e de sordum İçişleri Bakanlığı'nı. Süleyman Soylu'nun ilginç bir iddiası var. Bu metnin bir büyükelçi tarafından redakte edildiğini iddia ediyor kendisi. Hem bu iddiayı sormak istiyorum hem de iktidar cephesinde yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görüşmelerle ilgili Altılı Parti'nin diğer bir ortağı Halkların Demokratik Partisi'dir vurgusu var. Neden Altılı Parti yanarken sürekli Halkların Demokratik Partisi ile ilgili Cumhur İttifakı'ndan vurgular geliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Bu İçişleri Bakanlığı bir İçişleri Bakanı'nın İçişleri Bakanlığı ciddiyetiyle bağdaşmayan açıklamalarından bir tanesine daha şahit olmuş oluyoruz. Daha önce 10 bin dolar rüşvet alan bir mafya liderinden 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçiden bahsetmişti bütün televizyonların huzurunda. Ama hala onun kim olduğunu açıklamadı. Yerel seçimlere giderken başta partimiz olmak üzere diğer partilerin de bazı terör örgütleriyle işbirliği yaptığına dair meydanlarda açıklamalarda bulundu. Evet. Hala onu açıklamadı nasıl bir işbirliğiymiş. Bunun gibi birçok konuyu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla İçişleri Bakanı olarak eğer böyle bir bilgiye sahipse bunu çekinmeden kamuoyuna açıklayabilir. Ama olmayan bir bilgiye bir gizem katıp bir algı oluşturmaya çalışmak benim şahsi kanaatime göre hele hele İçişleri Bakanlığı yapan birine hiç yakışmaz. Yani elbette bunu sıradan bir siyasetçi söylerse ona bile yakışmaz ama devletin İçişleri Bakanlığı görevini deruhte eden bir kişiye hiç Evet. yakıştıramadığımız bir ifade olarak görüyorum ben bunu. Ve dikkate almıyorum. Bir diğer husus da elbette özellikle Cumhur İttifakı'nın kendi seçmenlerini konsolide etmeyle ilgili oluşturduğu bir strateji, bir siyaset var. Nedir bu? Devletin bekası üzerinden, dış politika üzerinden, terör üzerinden, benzeri kavramlar üzerinden toplumu yani kendi seçmen kitlesini konsolide edip muhalefet bloğunda yer alan partilerin de bir araya gelişiyle ilgili mayınlı alanlar oluşturup birbirleriyle diyaloğa geçmelerini engellemek. Yani o partilerin farklı hassasiyetlerini kaşıyarak oralarda sorun çıkarmaya dair adımlar atmaya çalışıyorlar. Bence bu tarz adımları atmaktan vazgeçsinler. Çünkü biz özellikle Saadet Partisi açısından söylüyorum. Türkiye'de
anayasa ve ilgili kanunlara göre kurulmuş siyaset yapan her partiyle diyalog kanallarımızı açık tutmaya elbette gayret ediyoruz. Bu bir seçim işbirliği zemininde olabileceği gibi Türkiye meselelerini istişare etme süreciyle de alakalı olabilir. Ama biz şu an bir anayasa yapmıyoruz. Bir güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili siyasal bir metin ortaya koyuyoruz. Elbette seçimden sonra oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gün hangi partiler varsa bütün partilerle hiç çekinmeden görüşüp bir anayasa değişikliği söz konusu olacaksa o anayasa değişikliğini de hep beraber yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu benim şahsi kanaatimdir. Eğer Millet İttifakı'nı veya Genişleyecek İttifakı temsil eden milletvekillerinin sayısı 400'ü aşsa dahi eğer bir anayasa yapmak istiyorsanız toplumsal uzlaşma gereği bütün partilerle, sivil toplumla o anayasayı müzakere edip istişare etmek ve çıkacak sonuca göre bir anayasa hazırlamak zorundasınız. Sadece sayısal çoğunluk yetmediği için başka partilerle görüşmeyi değil, sayısal çoğunluk yetse bile bütün partilerin yaşadığı bir ülkede bir toplumsal sözleşme inşa etmek istiyorsanız bütün partilerle görüşmek gibi bir mecburiyetiniz var. Çünkü normal bir kanun düzenleme yapmıyorsunuz. Anayasa yapıyorsunuz. Anayasa da hep beraber aidiyet duygusuyla bu topraklarda yaşamaya dair bir toplumsal sözleşme ise elbette her partiyle görüşülmesinden daha doğal bir sonuç yok. Ama bugün yürüttüğümüz ilişki güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı 6 partinin kamuoyu önünde yürüttüğü gizli kapaklı olmayan bir görüşme. Şayet HDP bu görüşmenin içerisinde olsaydı onu da kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmaz, çekinmezdik. Ama bu dediğim gibi zaten HDP'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine giderken ayrı bir ittifakla ilgili çalışmaları var. Onların da zaten bir ittifak içerisinde yer almayla ilgili bir arayışları söz konusu değil. Bir de Cumhurbaşkanı seçimi var. Cumhurbaşkanı seçiminde de elbette yani ortak bir adayı eğer bu muhalefet bloğu çıkarırsa o Cumhurbaşkanı adayı sadece bu partilerin seçmenlerinden oy istemeyecek ki Türkiye'deki bütün seçmen gruplarından oy isteyecek. Dolayısıyla bu oy istemek için başka partilere gidebilir, başka sivil toplum kuruluşlarına girebilir. Bu seçimi kazanmak isteyen her adayın yapması gereken bir şey. Çünkü siz sadece sizi aday olarak gösteren partilerin seçmenlerine hitap ederek daha geniş bir seçim galibiyeti elde edemezsiniz. Elbette bu partileri aşan diyaloglar kurmanız lazım. O da aday göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayının kendi şahsi takdiri ve seçim stratejisi olacaktır. Evet Sayın Bingöl, size devam edelim. Söz konusu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili mutabakat metninde bazı eleştiriler de vardı bu metne ilişkin olarak. Eleştirilerden biri de kadın örgütlerinden gelmişti. İstanbul Sözleşmesi metinde yer almıyor denilmişti. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından biliyoruz. İktidara gelir gelmez sözleşmeyi tekrar kabul edeceklerini ve yürürlüğe sokacaklarını söylemişlerdi. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi neden mutabakat metninde yer almadı? Önce şunu belirteyim. Bizim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hassasiyetimiz başta genel başkanımız olmak üzere her Cumhuriyet Halk Partisi tarafından büyük bir açıklıkla dile getirildi. Evet, seçimlerden sonra biz İstanbul Sözleşmesi'ni en kısa süre içerisinde yeniden hayata geçireceğiz. Şimdi o ittifak metninde bahsedilen metinde toplumun her kesimini ilgilendiren, her konuyu dile getiren bir metin olarak bakmak bence biraz haksızlık olur. Çünkü burada ana hatlarıyla bir takım ilkeleri mahzunlaştı ortaya konulmuş. Artı 6 farklı siyasi parti, 6 farklı programı, ilkeleri, siyasi duruşu olan 6 siyasi partinin bir araya gelmesi takdir edersiniz ki kolay bir şey değil. Her farklı siyasi kulvardan var olan siyasi partiler orada bir masanın etrafında buluştular. Dolayısıyla o metinde sadece böyle zorlayarak acaba buradan ne çıkarabilirim? Olumsuz nasıl bir madde ya da bir yaklaşım içerisine girebilirimin sonucundadır bu. Aksi takdirde hem kadına şiddete yönelik İstanbul Sözleşmesi ve diğer bir takım konularda bizim hassasiyetimiz ortada. Biz bütün bu konularda açık tavır koymuş bir siyasi partiyiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi ilerleyen süreçte iktidar olduğumuzda mutlaka bu konuyu da bütünlüklü bir bakış açısı içerisinde gündeme getireceğiz. Sadece bu ve benzeri birkaç konuda o metne eleştiri getirildi. Aslında o metnin başlıkları ile ilgili temel bir eleştiri yok.
temel bir eleştiri getiremediler. Söyleyebilecek sözler. Çünkü orada son derece insan haklarına duyarlı, demokrasiye, adalete vurgu yapılan bir metin var. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir madde var. Sadece ve sadece o başlık altında eleştiriye kalkışırsa bu o altı siyasi partinin bir araya gelmesine büyük bir haksızlıktır. O metnin ortaya çıkarılmasında emek sarf eden arkadaşlarımıza büyük bir haksızlıktır. Dolayısıyla metnin tamamına bakmak ve o metni her başlığıyla ayrı ayrı değerlendirmek bence doğru olandır. Bu metne yaklaşılması bu bakış açısıyla olmalı. Şimdi muhtemeldir ki bugünden sonra dünkü açıklamayı da diline dolayanlar, orada kendilerince eksik bulmaya çalışmanın gayreti içerisinde olanlar olacaktır. Ama bunlar hiçbir şekilde bu ittifakı önemseyen, bu birlikteliği önemseyen siyasi partilerin liderlerini ve kadrolarını asla etkilemeyecektir. Güçlü bir şekilde biz ve diğer siyasi partiler yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bingöl, Sayın Kaya'ya geçmeden önce size sorayım son tur, son sorularımız. Seçim kanundaki değişiklik teklifi meclise geliyor Anayasa Komisyonu'ndan geçtikten sonra. Bu hafta mecliste görüşülecek ve nitelikli salt çoğunluk bu yasa teklifinin kanunlaşması için yeterli olacak. Görünen o ki AKP ve MHP oyları yeterli olacak bu iş için. Ben şunu sormak istiyorum. Bu teklifi, bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak için de muhalefette bakıldığında yeterli milletvekili sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'de görünüyor. Eğer şahit geçerse genel kurulda bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı düşünüyor musunuz? Bu da görüşüldü mü dünkü toplantıda? Evet, tabii dünkü toplantıda bu konunun görüşüp görüşmediğini bilmiyorum. O konuda yorum yapmayacağım. Ama şunu ifade edeyim. Bu seçim yasası yine tuzaklarla örülmüş bir seçim yasası tasarı. Bu tür düzenlemeler hiçbir zaman düzenleyen siyasi partilere fayda getirmemiştir. Aksine hep onların aleyhine tecelli etmiştir. Bir örnekle somutlaştırayım. 2014 yerel seçimleri öncesinde sabaha karşı, gecenin sabahın ikisinde alelacele bir maddeyle bazı ilçelerin sınırları değiştirilmişti. Örnek verecek olursam Şişli ile Sarıyer arasında böyle bir değişiklik yapılmıştı. Nasılsa Şişli'yi alma şansımız yok. AKP açısından söylüyorum. Alma şansımız yok. O zaman kaybettiğimiz Sarıyer Belediyesi'ni almak adına bazı Sarıyer'deki bazı önemli mahalleleri Şişli'ye bağlamışlardı. Bir başka örnek Ankara'da Çankaya ile Yeni Mahalle arasında yine bir siyasette bir sınır değişikliği yapılarak ona yakın mahalle Yeni Mahalle'den alınıp Çankaya ve Etmez ilçelerine bağlanmıştı. Ama bütün bu uygulamalar beyhudeydi. O iki ilçe ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından kazanılmıştı. Şunu söylemek istiyorum. Seçmen bu tür hüllelere asla prim vermiyor. Seçmen bu tür tuzaklara gelmiyor ve tepkisini sandıkta gösteriyor. Bu seçim yasasıyla da öyle olacak. Evet. Seçim yasasında bir takım antidemokratik uygulama maddeler var. Ve demokratik olmayan bu anlayış, bu düzenleme halkın ve ülkenin yararına asla değil. Seçim barajı düşürülüyor. Düşürürsün. Biz uzun süredir bu kanun teklifiyle seçim barajının düşürülmesini hatta kaldırılmasını teklif etmiştik. İktidar buna hiçbir zaman dönüp bakmadı, sıcak bakmadı. Ama bugün birdenbire seçim barajının düşürülmesi akıllarına geldi. Niçin? Cumhur İttifakı'na mensup bir partinin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin zora girdiği görüldü. O nedenle ona yönelik bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Şu bilinsin, biz sokaktayız, görüyoruz. %7'lik baraj da Milliyetçi Hareket Partisi'ni asla kurtarmayacak. Çünkü o anketler ve sokak şunu gösteriyor ki hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi ciddi bir oy kaybına uğrayacaklar. Anketler bunu destekliyor. Hangi firma yaparsa yapsın ciddi bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Şimdi barajı bu şekilde düşürerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Başka bir usulsüzlük, başka bir haksızlık, seçim, il ve ilçe seçim kurulları. Ya kıdemli hakimler bugüne kadar bu seçimleri
nezaret ettiler. Bu seçimler sonuçlandı. O zaman seçim sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısıyla çıkıyordu. Ama o seçim kurullarında işte bu kıdemli hakimler vardı. Evet. Burada yapmak istenen kıdemli hakimlerimize büyük bir saygısızlıktı. Yani onları yok saymak, onları sürecin dışına itmek onlara seçim kazandırmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Birinci derece hakimleri il ve ilçe seçim kurullarında görevlendirdiklerinde ben o hakimlerin de vicdanının olduklarını, kamu vicdanını çok önemseyeceklerine yürekten inanıyorum. Evet. İstanbul seçimlerinin her ikisinde de gördük. Ne yaparlarsa yapsınlar seçim kurullarında bu tür düzenlemelerle seçimin rengini değiştiremiyorlar. Yani böyle bir uygulama yok. Bir başka son derece çirkin yaklaşım, Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarının dışında muaf tutulması. Şimdi Cumhurbaşkanı bir tarafsızlık yemini etmiş. Namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş. Ama çıkacak orada bir parti militanı gibi seçimlere katılacak, taraf olacak açık bir şekilde. Ama taraf olmanın üstü bir yana aynı şekilde orada devletin bütün olanaklarını, işte örtülü ödeneğiymiş, uçaklar, diğer araç ve gereçler, aklınıza ne gelirse gelsin Cumhurbaşkanı çıkacak. O tarafsızlık yemininin dışına çıkarak militanca siyasi partisinin, başkanı olduğu partinin lehine bir çalışma sergileyecek. Aslında bu da seçmen tarafından, vatandaşlarımız tarafından çok da kabul edilen bir yaklaşım olmayacak. Bunu seçimlerde göreceğiz ve o süreç içerisinde bu düzenlemeler hiçbir tanesinin AKP'ye ve MHP'ye hayırlı olmayacağını birlikte yaşayarak göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Kaya'ya dönmek istiyorum. Sayın Kaya, söz konusu seçim yasasındaki değişiklik teklifi gündeme geldiği gün sizi sıcağı sıcağına yayınımıza alabilmiştik. Siz de o 15 maddeyle ilgili şerh koyduklarınız ve sıkıntılı gördüğünüz maddeleri özetlemiştiniz ve bir şey eklemiştiniz. Bizim de küçük sürprizlerimiz olacak. Yani bu değişiklik Cumhur İttifakı'na da yaramayabilir demiştiniz. Bu fikrinizde bir değişiklik var mı, ya da o sürprizlerle ilgili ipucu verebilir misiniz? Tabii o sürprizler, yani seçim zamanı olacak sürprizler. Evet. Çünkü biz şimdi hangi yasayla seçime gireceğimiz de henüz belli değil. Çünkü her ne kadar bu yasa genel kurula sevk edildiyse de yasalaşması Nisan ayının ortasını bulur herhalde veya ilk haftasını. Dolayısıyla Nisan 2023'ten sonra uygulanacak bir seçimde ancak uygulanabilir. Ancak Türkiye bu kara kışı zor geçirdi. İşte akaryakıt zamları, gıda, benzeri sıkıntılar, ekonomi satın alma gücündeki düşme. Önümüzdeki kara kışı zor çıkarır bu iktidar ve bu millet. Dolayısıyla acaba önümüzdeki kara kış daha zor geçeceği için iktidarın yazın son aylarında biraz da mevsimsel şartların getirdiği ekonomik avantajlarla ya da sonbaharda bir baskın seçime gitme ihtimali var mı? Bunu da yabana atmamak lazım diye düşünüyorum. Biz baskın bir seçimle mevcut yasayla gidebileceğimiz gibi zamanında yapılmış bir seçimle değiştirilmek istenen yasayla da gitme hususunda hazırlıklıyız. Burada elbette seçim yasasını enine boyuna tartışabiliriz ama içerikten ziyade niyette bir sıkıntı var Fuat Bey. Çünkü evet, iktidar bu değişikliği ülkeyi daha demokratikleştirmek için, mecliste temsili adaleti artırmak için ya da adil bir seçim sistemi getirmek için değiştirmiyor ki. 2018'de kendisine fayda olsun diye getirdiği sistemin bugün kendisine fayda vermeyeceğini düşündüğü için başka bir sisteme geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla ifade ettiğim gibi eğer niyette bir sorun olmamış olsa bu maddeleri oturup konuşup müzakere de edebilirdik. Ama buradaki niyet farklı. Yani iyi bir niyet olmadığı için açıklama metninde de zaten Sayın Genel Başkanlar bu seçim yasasındaki değişikliklerin bu birlikteliğe zarar verme amaçlı olduğunu kendileri de deklare etmiş oldular. Evet. Sayın Kaya, şunu da sorayım kapanışta. Bugün Beştepe'de kabine toplantısı var ve 3 tane gündem maddesi var. Bunlardan biri de asgari ücrete yeniden bir zam var gündemlerinde. Henüz asgari ücrete yapılan zamın üzerinden, %50'lik zamın üzerinden 3 ay geçmedi ve tekrar zam yapmak zorunda hissediyor hükümet kendini. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu psikolojiyi? Şimdi asgari zamı hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi açıklamıştı. Evet. Yani diğer asgari ücretlerin aksine. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı, yani herhalde büyük bir artış olarak gördü ki evet, diğer önceki asgari ücretlere göre iyi bir artıştı. Kendisinin açıklamak zorunda kaldığı asgari ücretin üzerinden henüz
3 ay geçmeden yeni bir asgari ücretle ilgili bir tartışma başlıyorsa, aslında bu asgari ücret artışını yaparken zaten milletin, vatandaşların asgari ücretlerinin o zamları çoktan devletin uyguladığı, yani hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar sebebiyle alıp götürdüğünü de kabul etmiş oluyor. O toplantıda ilginç bir sözü vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İşte %50 oranında bir artış yaptık. Önümüzdeki asgari ücreti de seçimden önceki 2022 aralığında açıklayacağız dedi. Yani belki de muhtemelen Aralık 2022'de daha yüksek bir asgari ücret zammıyla seçime gitmeyi düşünüyordu. Şimdi eğer ara bir asgari ücret artışı yaparsa hükümet, 2022 aralığında o seçimlere dönük asgari ücret zammını yapamamış olacak. Dolayısıyla az evvel baskın seçimi konuşurken yazın son ayları veya sonbaharda acaba Haziran 2022'de, yani birkaç ay sonra, 6 aylık süre geçtikten sonra açıklanacak bir ek asgari ücret zammı da bir baskın seçimin işareti ya da o seçimde sonuç almayla ilgili bir kestirmeden yol bulma çabası mı, onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Evet, Sayın Kaya, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Sayın Tekin Bingöl ve yine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kaya ile hem altılı zirveyi değerlendirdik hem de gündemdeki öne çıkan maddeleri değerlendirmiş olduk. Sayın Kaya, Sayın Bingöl, yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Tekin Bey'e size yayınlar. Sağ olun. Evet, Sayın Bingöl'de, Sayın Kaya'da ondan evvel yayınımız...